Arkadaşlar merhaba. Bugün üzerinde konuşmak istediğim bir film. Joker filmi. Anarşizm ve mizah üzerine konuşmak istiyorum. Arkadaşlar, Joker filmi üzerine şunu söyleyebilirim. E, normalde Joker karakterinin geçmişiyle ilgili asker olabileceği üzerine hipotezler vardı. Büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Çünkü neden? E, karakterin e, ...silah kullanma muhabbetleri olsun, organize olayları, organizasyon... E, ...nasıl diyeyim ve biraz da çıldırış gibi. Sonuçta böyle Amerikan'ın saldırdığı ülkelerde... ...oradan sonra geri dönen askerlerin intihar etme oranları çok yüksek o savaşlardan. Çünkü e, bir propagandaya maruz kalıp oraya gidip... ...hani anlatabiliyor muyum? Orada da ben kimin için ne yapıyorum fikrini, kimin için kimi öldürüyorum fikrinin gerçeğini gördükten sonra geri gelip ya intihar ediyor ya da Joker karakteri gibi bir karakterin oluşumu acaba bu şekilde oluyor mu gibi buna benzer hipotezler vardı. Şimdi burada anarşizm muhabbetine biraz gireyim. Şimdi normalde Batman'in temsil ettiği şey işte nasıl diyeyim polis, asker, eğitim bilmem ne. Hani devletin daha böyle bu sistemi gibi değil mi? Joker de aslında bunun karşısında gibi biraz anarşist bir yapı gibi. Ama bir çıldırış da var gibi. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Krishnamurti'nin okuduğum bir sözünü burada söylemek istiyorum. Şimdi söz şöyle. Hastalıklı bir topluma iyi eklemlenmiş olmak, bir sağlık belirtisi sayılabilir mi diye. Şimdi aslında Joker karakter olarak şunu söylüyor. Diyor ki esas sizin toplumunuz hastalıklı, iki yüzlü. Çünkü neden? Toplumun ya da işte bu devletin ya da işte bu sistemlerin senden istediği ne? Hani böyle sahte bir e, yüz, robotik bir şey. Hani merhaba, nasılsın, günaydın, havalar nasıl, şu şöyle bu böyle. Ama altta bir sürü şey karıştıran böyle iki yüzlü insanların oluşturduğu bir toplum. Ama yüzeyde herkes çok bilmem ne. İşte Joker diyor ki esas siz hastalıklısınız gibi. Ve bu sistemin oluşturduğu insanlar hastalıklı gibi. Ve bunların işte dediğim gibi anarşizm yani savaşları, bilmem neleri, sistemleri yani toplumun aslında hasta, Oluşu gibi. Burada e, mizah konusuyla ilgili bu konuda şunu söyleyebilirim. Mesela bizim ülkemizde bildiğiniz gibi Hacivat ve Karagöz var değil mi? İşte anlatılan hikayeleri şöyle. E, espri yapıyorlarmış. İşte inşaat yavaşlamış. Ya da işte bir şeyde de işte yöneticilere laf atmışlar vesaire. Kafaları kesilmiş. Şimdi bir insanın e, mizahi bir şeyler söylemesi, espri yapması ve e, işte nasıl diyeyim bir şeyleri yavaşlatması vesaire. Böyle bir şey, işitvari böyle hani kafasını kesilmesi, böyle bir ceza, mizah yapan ya da ifade özgürlüğü ne kadar sert bir şey değil mi? Ve bunu bir parantez açacağım. Geçenlerde bir arkadaşımla bu mevzuyu şeyden geçerken tanıdığım biriyle ben Bursalı'yım. Ee, anıt mezarları gibi o müzesinin oradan Hacıvat ve Karagöz'ün e, o kişi şey dedi yani hani o zaman şeriat varmış. Ben dedim ki hayır öyle bir şey yok. Yani şeriatta ya kısas muhabbeti değil mi? Kısas yani biri birini öldürdü. Onun ailesi öbürki kişinin ölümünü talep edebilir. Ya da savaşta işte artık savaş esnasında adam öldürebilirsin. Yani biri espri yaptı bilmem ne yaptı bu. Yani Otoritelerin aslında dinleri de yanına alıp sanki bir tanrıymış gibi hareket etmeleri. Tanrı adına yapmaları. Yani mesela burada gene anarşist bir söylem. Ee, herhangi bir dinde, mesela dünyadaki savaşan bütün insanlar hepsi cennete gidiyor değil mi? Aynı dinden de olsalar, başka dinlerden de olsalar. Sonuç olarak dünya tarihi bu tarz şeylerle dolu. Mesela ben e, dinlere şu soruyu sormak istiyorum. Ya da diğer dinlere de sorayım. E, bizim Türkiye'de olduğumuz için aranızda belki <laughs> nasıl diyeyim videolar zamanla izleniyor. Aranızda ilahiyatçı falan varsa mesela şunu sormak istiyorum. Bir soru işareti olarak şunu düşmek istiyorum. Yani bu tarz şeyler otoritelerin dinleri yanına alıp din gibi davranmaları mı? Din olmayan şeyleri Yoksa gerçekten din böyle mi? Şimdi şunu, şunu sormak istiyorum. Bu e, şey olarak. Bilgi edinmek için soruyorum. Eğer ilahiyatçı filansanız yazarsanız sevinirim. Detaylı bilginiz varsa. Bir insan zorla bir savaşa katılıp İslam dinine göre bir insan İslam dinine göre soru şu. Bir insan İslam dinine göre zorla bir savaşa katılıp orada ölürse Şehit midir? Ben bunun tam cevabını bilmiyorum. Eğer e, bu konuyu üniversitede ya da nasıl diyeyim işte yüksek lisans bilmem ne bir şeyler yaptıysanız yazarsanız sevinirim. E, hem de diğer arkadaşlar da bilgi sahibi olmuş olur. Şimdi gelelim işin devam, devam kısmına. Yani demek istediğim arkadaşlar aslında otoritelerin çok da sağlıklı olmadığı üzerine. Peki diyeceksiniz ki şimdi every action has a reaction gibi bir muhabbet var. Yani mizah aslında bir anti tez gibi ortaya çıkıyor. Çünkü Freudian, Freud'un mizahla ilgili kitapları var ve şunlardan bahsediyor tamam mı? Diyor ki Freud, bir yerde çok fazla gerginlik varsa ve bu otoriter gerginlik şeyinin olduğu yerde mizahın açığa çıkma, bir antitez olarak açığa çıkma ihtimali daha yüksektir ve oradaki e, aslında mizah seviyesi nasıl diyeyim hem bir saçmalama gibi olabilir belki hem de şey gibi. Yani şöyle örnekle açıklayayım. Mesela benim çocukluğumda en çok aşırı şekilde güldüğüm yer neresiydi diyecek olursanız. Mesela çocukken gittiğim ben size teravihler diyebilirim. Yani camide, namazda, teravihde arkada Çünkü orada bir otorite var ve kesinlikle mizah yasak gibi hani çok ciddi bir yer ya da askeri ortamları düşünün Eğer e, biliyorsanız ya da bir nasıl diyeyim çok otoriter bir hoca ya da otoriter bir figürün e, olduğu bir yerde mizah yani bir hani otoriter rejimler Aslında bu tarz e, antitez olarak mizah karşılarına çıkıyor ama Joker filminde yani şöyle söyleyeyim. Biraz saçmalık gibi de gözükebiliyor. Çünkü neden saçmalık gibi gözüküyor? Şimdi şöyle bir durum var. Bir insanın Hacivat ve Karagöz örneğinden şey yapalım. Buna kimse ses çıkartmıyor. Toplum ses çıkartamıyor. Korkuyor. İfade özgürlüğünü engellemiş oluyorsun. Bu şekilde toplum giderek salaklaşıyor. Baskı sonucu. Salaklaşa 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 deliriyor aslında en sonunda ve bu yüzden e şimdi mesela benim e, böyle filmleri milyonlar izlenmiş mizahçı birisiyle de oturup birkaç gün konuşma fırsatım oldu bir iş konusuyla ilgili. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Adam normalde çok daha komik. Anlatabiliyor muyum? Çok daha komik. Ben dedim ki abi dedim bunlar Rı neden anlatmıyorsun? Sonra şöyle bir ayırda vardık. Hani toplum hem kanunlar hem Yapı toplumun yapısı gereği pek çok konudan bahsedemiyor. Çok azınlıkta kalmış, çok saçma sapan şeylerden bahsetmek zorunda kalıyor. Diğerlerinden ya hapse girer, ya ceza alır, ya toplumdan linç yer. Şimdi biraz önce bu videonun buraya kadar ki kısmında toplumsal hani baskıdan ya da otoriteryen hani böyle nasıl diyeyim şeyden bahsettim. Aslında toplumumuz da böyle. Toplum da bu hale gelmiş oluyor gibi bir anlamda neden? Çünkü herkes aslında küçük bir Diktatör gibi. Yani şu anlamda söylüyorum. Bir erkek de evde diktatörlük estirebilir. Bir kadın da çocuklarına karşı diktatörlük estirebilir. Bir, bir yerde müdür olmuş bir adam da diktatörlük, hani böyle nasıl diyeyim, terör estirebilir. Ya da e, bir ne denir? Ne bileyim işte biraz bir şey olan hemen terör estirmeye, böyle o diktatörleşmeye başlayabilir. Böyle bir toplumda işte ne olmuş oluyor? Aslında insana ifade özgürlüğüne verilen değer ikinci planda kalmış oluyor. Biraz gücü eline geçiren hemen diktatörleşmeye başlıyor. Bu da işte Joker'in mantığında şöyle oluyor aslında. Bütün bunlara bir şey gibi "Why so serious?" Bu ne ciddiyet? Ne oluyor? gibi herkese, patrona da, öğretmene de, üniversitedeki hocaya da, işte nasıl diyeyim, aile babasına da, siyasetçiye de, bilmem kime de bu neyse şunu diyor yani. Neden bu ciddiyet? Ne oluyor yani? Ne o, hani şey gibi düşünün. Nedir yani? Dünyanın, hayatın olayı nedir ki? Siz neden bu kadar ciddisiniz? Yoksa arkada gizlediğiniz başka şeyler mi var? Gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani ee, ve genelde bu. Çünkü katı bir şey yapacaksanız arkada bir şey gizliyorsunuz demektir diğerlerine ifade özgürlüğü sunmuyorsanız. Öyle değil mi? Yani konuşturmuyorsunuz dahi gibi. İnsanların gerçekleri söylediğiniz zaman size katı davranmasının sebebi gerçekleri duymak istemeyişidir gibi. Joker filminde şimdi ben eski askerim tamam mı? <laughs> e, ve e, mecbur hizmetimi doldurup istifa etmiş bir adamım. Aynı zamanda da Hobi olarak stand up'la ilgileniyorum. Epeydir. Filmde şöyle bir şey var. Adam yerli yersiz gülüyor falan ya. Bununla ilgili size bir anımı anlatmak istiyorum. Şimdi yerli yersiz gülmek hani aptalca bir gülüş gibi gözüken bir şey. Şöyle bir şey var. Geçenlerde bir kız arkadaşımla oturuyorum tamam mı? Kız bir şey anlatıyor. Hayat hikayesini anlatıyor. Ben de böyle gülüyorum tamam mı? Normalde biraz daha neşeli bir adam, Şu anda çok geç olduğu için saat. Ve bir şey anlatıyor, gülüyor. Onu anlatıyor, gülüyor. Şimdi anlattığı şey şu. Annesi, babası ayrılmışlar, bilmem ne. E, kendi hayatından kesitler, bilmem neler. Böyle şeyler. Bir süre sonra kız bana kızdı, tamam mı? Dedi ki, ya dedi salak salak gülüyorsun dedi ya. Alakalı alakası her şeye gülüyorsun bilmem ne. Bu ne dedi ya falan. Böyle bir bana bayağı bir kızdı yani. Ben de tamam dedim gülmeyeyim. Şimdi ben neden gülüyordum onu söyleyeyim. Bir şey söylüyor tamam mı arkadaşlar? Anlatıyor. Ben bakıyorum mesela orada babasına haksızlık yapmışlar bilmem ne olmuş ve bunu normal gibi söylüyor. Ben bu sefer normalde o anlamaz diye hani gülüyordum böyle <gülüyor> filan yapıyorum böyle. Hani anlatabiliyor muyum mantığı? Sonra dedim ki tamam o zaman ben gülmeyeyim dedim. Anlatmaya başladım. Bu sefer detaylı detaylı ciddi ciddi konuştum. Dedim ki bak oradaki durum şundan dolayı şuna yol açıyor. Buradaki durum bundan dolayı bunu yaşıyor. En sonunda ne oldu biliyor musunuz? Kız böyle bir meydan gibi o kafeden çıktık. Meydan gibi bir yerde zırlamaya başladı böyle. Duygu durumu dağıldı böyle. Nasıl diyeyim? Biraz böyle nasıl diyeyim? Bağırmaya çağırmaya başladı işte. Nasıl diyeyim? Ben sana neden anlatıyorum ki sanki bilmem ne filan. Sen ben gülmeyip de gerçekten düşüncelerimi söylediğim zaman onun duygu durumu böyle hani böyle mi acaba filan gibi bir şey yol açtı. Bir de kız böyle <laughs> e, nasıl diyeyim kariyeri falan iyi böyle Mercedes'i falan var. Ben de böyle ulan kardeşim burada zırlayıp durma böyle meydanın ortasındayız tamam mı? Tamam kardeşim sakin ol falan gibi. Hani demek istediğim bazen saçma sapan bir gülüşün altında çok acayip bir gerçek yatabilir. Yani çünkü bunu ancak saçma sapan bir yalan ve kötülüğün karşısında bu olabilir gibi. Hani böyle bir şeyler de var hayatta bunu belki tecrübe etmişsinizdir hani biri öyle bir şey yapar ya da öyle bir şey söyler ki sadece salak salak gülersin yani anlatmaya kalksan çünkü anlatamazsın bazen kişi anlamaz çünkü bu biraz rasyonalizm konusuna giriyor ya da işte bu gerçeği ifade etme filan konularına da giriyor da yani arkadaşlar <laughs> özetle demek istediğim Joker filmindeki Joker'in, bu Batman'in, otoriteler bilmem ne mevzusu. Ben bu ikisine de tam şey yapmıyorum. Dediğim gibi toplumun da aslında otoriter bir toplumların Batman gibi bir yönetimi oluşturduğunu ve aynı şekilde dediğim gibi bu hani every action has a reaction muhabbeti. Onun antitezi olarak böyle bir şey doğuyor. Ben ikisinin toplanıp orta yolda o da insani bir yol. Yani ifade özgürlüğü, mizahın ya da herhangi bir konuda bu. Sadece mizah değil. Her konuda Linç edilmeyen ya da her şeyin böyle kutsal olmadığı ya da her şeyin böyle çok değerli. Çünkü mizahla mesela ben uğraşan biri olduğum için şöyle söyleyeyim harbi 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 söylüyorum. Pek çok konuda şey yapamazsınız yani. Nasıl diyeyim? Bilirsin yani buradan bir girdi mi millet susmaz böyle anlatabiliyor muyum gibi. Hani ne oluyor yani? Why so serious yani? Anlatabiliyor muyum? Ee, bu konularla ilgili anarşizm konusu... Batman gerçekten bu otorite şeyi gerçekten haklı mı? Ee, ve mizah konularıyla ilgili genel olarak benim söylemek istediklerim bunlar. Ee, bir de ben şöyle bir şey düşünüyorum. Ee, mizahın bir taraftan aslında insanın dengesini dağıtmamak için gülmesi gibi. Çünkü eğer ortamdaki şey çok gerginse mesela size geçenlerde... Ortadoğu'da birkaç gencin çektiği videodan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar video şöyle. Şöyle yapıyor çocuk. Diğer arkadaşı burada. Kadraj şuraya kadar. Şöyle elinde ne olduğunu göremiyoruz. Şöyle yapıyor. Birisinin kafasını tutmuş. Çocuk böyle yapıyor, gülüyor filan. Kadraj aşağı iniyor. Şimdi normalde adamın hani böyle sanki kafasını kesiyormuş gibi bir ilk başta o izlenim uyanıyor. Sonra elinde diş fırçası var ve dişlerini fırçalıyor, gülüyor. gülüyor. Bu. Şimdi Orta Doğu'daki çocuğun ürettiği mizah da bu. Şimdi bu komik mi? Komik. Ama değil. Ama şöyle bir durum var. O çocuk ne yapsın? İçine nefreti mi soksun? Nefret sokarsa içine o gruplardan birine katılacak bilmem ne olacak bir şekilde bu aptalca mizahla bile olsa kendini dengede tutmaya çalışıyor gibi yani